siyasi partinin tanımına bakacak olursak, siyasi parti, siyasi düşüncesini iktidara taşımak amacıyla örgütlenmiş insan topluluklarına verilen isim. Siyasi partinin başarılı olabilmesinin temeli teşkilat becerisine dayanır. Bir siyasi partinin teşkilat becerisi ise teşkilat üyelerinin yetenekleriyle doğru orantılıdır. Yani bir teşkilatta ne kadar değişik yeteneklere sahip üyeler varsa o teşkilat o kadar başarı gösterir. İyi bir teşkilat tüm olumsuzlukları birbirlerinden güç alıp amaçladıkları hedef doğrultusunda ortadan kaldırarak başarıya ulaşır. Siyasi partilerde en önemli unsur insandır. İnsanlar, siyasi partilerin teşkilat yapıları içinde değişik görevlerde ve konumlarda bulunurlar. Bir siyasi partiye baktığımızda 3 ana kümede kişilerin toplandığını görürüz. Bunlardan birincisi yöneticilerdir, ikincisi fanatiklerdir, üçüncüsü sempatizanlardır. Şimdi yöneticiler dediğimizde siyasi partiyi yöneten tüm yöneticilerden bahsediyorum. Bu kimdir? Genel başkan, genel başkan yardımcıları, genel merkez yöneticileri, il başkanları, il başkan yardımcıları, il yönetim kurulu üyeleri, ilçe başkanları, ilçe yönetim kurulu üyeleri. Bunlar tamamen yönetici dediğimiz kısma girer. Siyasi partilerin unsurunun ikinci aşaması fanatiklerdir. Kimdir fanatikler? Normalde partide resmi görevi olmayan ama diğer taraftan baktığımızda her toplantıya katılan, partinin her yerde savunuculuğunu yapan kişiler topluluğuna biz fanatikler diyoruz. Üçüncü olarak bizim partide yer alan gruplarımız sempatizanlardır. Sempatizanlar uzaktan partiye sempati duyarlar. Herkes onların mesela Deva Partili olduğunu bilir. Deva Partisi'ne sempati duyduğunu bilir. Bunları gizlemezler. Parti programlarını rahat bir şekilde savunan kişilerdir. Tekrar edecek olursak, demek ki bir siyasi parti 3 farklı gruptan oluşuyor. Yöneticiler, fanatikler ve sempatizanlar. Tabii şimdi burada en önemli grup, biraz önce de saydığımız gibi yöneticilerdir. Çünkü partiyi yöneten kişilerdir, teşkilatları yöneten kişilerdir. Fanatiklerin ve sempatizanların izleyip aynı zamanda feyiz aldığı, örnek aldığı prototiplerdir yöneticiler. Onun için teşkilat yöneticiliği çok önemli bir kavramdır. Hangi kademe olursa olsun, genel merkez yöneticisinden il başkanına, ilçe yöneticisinden genel başkana kadar. Eğer bir teşkilatta bir göreviniz varsa aynı anda bir sorumluluğunuz da vardır. Bu sorumluluğunuzdan kaçamazsınız. Parti yöneticilerinin fanatiklerden veya parti sempatizanlarından farkı, partinin etkin yönetilmesi için belirli bir sorumluluk yüklenmeleri ve bu sorumlulukları yerine getirebilmek için yeterli zamanı parti faaliyetlerine ayırabilmeleridir. Yani eğer parti yöneticiyseniz bir sorumluluğunuz olmalı, bu sorumluluğunuzun bilincinde olmalısınız. Aynı zamanda bu sorumluluğu yerine getirebilmek için parti faaliyetlerine de zaman ayırmanız gerekir. Ben her zaman şunu söylerim. Siyasetin ham maddesi zamandır. Çünkü pazar gezilecek, esnaf gezilecek, parti faaliyetleri yapılacak, duyurular yapılacak, sahada çalışmalar yapılacak, bunlar planlanacak. Bunları yapmanız için de parti yöneticisinin zamana ihtiyacı var. Bu zamanı parti faaliyetlerine ayırması gerekmektedir. Partideki çoğu yöneticilik kadroları hemen hemen tam zamanlı bir çalışmayı gerektirir. Yani özellikle genel başkandan başlayarak işte genel başkan yardımcılıkları, il başkanlıkları ve ilçe başkanlıkları yani hemen hemen tam zamanlı bir çalışmayı gerektirir. Özellikle Deva Partisi gibi yeni kurulan, yeni teşkilatlanan, teşkilatlarını yeni kuran, kendini yeni anlatan bir parti için gerçekten de hatta tam zamanlı demek bile yetmiyor. Neredeyse 24 saat bir zaman ayırsanız yetmeyecek aşamaya gelebilir. Teşkilata baktığımız zaman teşkilat aslında dertleri ortak olup ve hayatlarını ortak bir amaca vakfeden idealist insanların
buluşma noktası. Gerçek teşkilatçı toplumun problemlerine duyarlıdır. Teşkilatçı toplumun sorunlarını dert edinir. Dertleri çözmek için de deva üretir. Teşkilatçı aslında neme lazımcı değildir. En büyük toplumsal kokuşmuşluğun neme lazımcılık olduğunu bilir. Toplumda hakkın, iyinin, doğrunun, faydalının hakim olması için gecesini gündüzüne katar teşkilatçı. Kim var diye seslenildiğinde sağına soluna bakmadan ben varım der ve ortaya çıkar. Gerçek teşkilatçı. Teşkilatçının lügatinde işte bana ne? Ya benden başka adam yok mu? Ya da ya bu işleri niye hep ben yapıyorum gibi sözler yoktur. Benim olmadığım yerde kimse yoktur anlayışıyla hareket eder. Partisinin çıkarlarını kendi şahsi çıkarlarının önüne koyan kişiler aslında gerçek teşkilatçıdır. Tabii son günlerin en büyük trendi maalesef sosyal medya teşkilatçılığıdır. Hep protokolde olayım, işte görüntü vereyim, hep ön planda olayım diyenlerden teşkilatçı olmaz. Gerçek teşkilatçı ön planda görüneyim diyen değil, işlerin yürütülmesi için arka planda çalışan, emek veren, gayret gösteren, arkayı toplayan kişilerdir gerçek teşkilatçılar. Gerçek teşkilatçı koltuk sevdasına düşen değil, ideallerinin gerçekleşmesi için kendisine düşen görevi en iyi şekilde yapmaya çalışandır. Şunu net olarak söylemek gerekir ki, bir teşkilatta teşkilatçının dinamosu, lokomotifi samimiyettir. Teşkilatçılık arkadaşlarına karşı samimi olmayı gerektirir. Teşkilatlar üyelerinin samimi fedakarlıkları ile gönüllerde yükselir. Haset edenler, fitne edenler teşkilatlarda maalesef büyük yaralara sebep açabilir. Büyük dertleri olanlar yani dava adamları aslında haset etmezler. Dünya için birbirlerini yemezler. Makam veya mevki için kavgaya düşmezler. Teşkilatçının lügatında işte kırılma, darılma kelimeleri yoktur. Gerçek teşkilatçı öyle üzümün sapı, armudun çöpüne bakmaz. Resmin büyüğüne bakar. Resmin tamamına bakar. Zira teşkilatçı partisine gelen musibeti tehlikeli ve zararlı görür. Hemen ona reaksiyon gösterir ama nefsine karşı yapılanlara gülüp geçer. Zaten size bir şey söyleyeyim. Haset büyük dertlerin adamı olmamaktan ileri gelir. Genel olarak baktığımızda bir teşkilat mensubunda 3 unsur eksiksiz şekilde bulunmalıdır. İlçe başkanlarımız, il başkanlarımız teşkilatları oluştururken, teşkilat kadrolarını belirlerken bu 3 unsurun bir kişide olmasına dikkat etmelidirler. Bu 3 unsurdan bir tanesi eğer eksik olursa baktığınız zaman o kişi doğru teşkilatçılık yapamayacaktır. Şimdi bir teşkilatçıda bulunması gereken 3 unsurdan birincisi İnanç. Eğer bir teşkilatta çalışıyorsanız, il başkanıysanız, ilçe başkanıysanız, il veya ilçe yöneticisiyseniz, liderine inanacaksın. Liderinin karakterine, liderinin vicdanına, liderinin vizyonuna inanacaksın. Partinin değerlerine, ilkelerine inancın tam olacak. Çünkü kendinizin inanmadığı bir değerler sistemini vatandaşa anlatamazsınız, başkasına anlatamazsınız. Eğer zaten liderine, partine, parti programına inanmıyorsan teşkilatta yer almayacaksın. Bir teşkilat yöneticisinde bulunan ikinci unsur ise tutku ve heyecandır. Yaptığı işi severek, isteyerek, tutku ile yapmayan hiç kimse hiçbir işte başarılı olamaz. Teşkilatçı heyecanlı olmalı ve bu heyecanını çevresine yansıtmalı. Kendisi heyecanlı olmayan bir yönetici çevresini de heyecanlandıramaz. Çünkü arkadaşlar siyaset iddia, inanç ve heyecan işidir. Eğer sen iddialı değilsen, partine, ilkelerine, prensiplerine inanmıyorsan ve heyecan duymuyorsan teşkilatçılık yapamazsın. Teşkilatçılığın yakıtı heyecandır. İşte onun için il ve ilçe başkanlarımız teşkilatlarını oluştururken heyecanlı, istekli, tutkulu kişilerden oluşturursa o kadar rahat eder, parti çalışmalarını o kadar başarıyla yürütür. Teşkilatçılığın bir teşkilatçıda bulunması gereken üçüncü kavram ise sürekli eylem içerisinde olmak. Tamam, inancınız tamam, heyecanınız da var, eyvallah ama sürekli eylem içerisinde olmak da teşkilatçılığın olmazsa olmazlarındadır.
Nedir sürekli eylem içinde olmak? Gerçek teşkilatçı sürekli olarak hareket içerisindedir. Partisini, liderini girdiği her ortamda anlatan, tanıtan, savunan kişidir. Bu çok önemli. Gerçek teşkilatçılıkta bu eylemcilik. Sürekli arabasının arkasında broşürleri olur. Gittiği her yerde hemen broşürleri verir. Girdiği her ortamda partisini anlatır, partisini tanıtır. Bu nedenle de sürekli olarak bir hareket halindedir. Hareket içerisinde olmadığı zaman zaten inançlı olmuşsun, çok iyi parti programını bilmişsin, bir anlamı yok. Önemli olan burada partini, teşkilatını, liderini bulunduğun her ortamda, gerek bir aile sohbetinde, gerek iş ortamında, gerek otobüste yolculuk ederken partini anlatmaktır. Şu anda yeni kurulan bir parti olarak Deva Partisi'ni sürekli olarak her yerde anlatmamız, her yerde eylem içerisinde, hareket içerisinde olmamız, eşimize, dostumuza, iş arkadaşımıza, ahbaplarımıza anlatmamız, anlatılmasını sağlamamız önemlidir. Çünkü arkadaşlar, teşkilat aslında bir suya düşen bir taş parçası gibi damla damla yayılan, halka halka yayılan bir heyecandır. İşte o heyecanı ilk atan teşkilat üyeleridir. Kimisi kendi ilçesinde atar, kimisi kendi mahallesinde o taşı atar, kimisi kendi ilinde atar, kimisi kendi iş yerinde, kimisi kendi apartmanında atar. Önemli olan bu ilk taşı atmaktır. Bu anlamda teşkilat kademelerine çok büyük görev, çok büyük önem ve çok büyük bir vebal düşmektedir.